Nesim Çimen'in kayınbabası. Yani bunu işte Hakk'a yürümüş 70'lerde, 80'lerde galiba. Yani bunu ölmeden fark etmiş. Ve bize bir ne derler? İşaret bırakmış. İşte gerçekten aldanmamak lazım. İşte kalp kırmamak, gönül kırmamak gibi şeylere dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyor. İşte bugün işte yani bizim devamlı bahsettiğimiz bir şey, işte o kale gibi, kaleden gidiyoruz bugün, öyle yönümüzde doğru. Yani o kaleler yıkılıyor ama insan bir devre dahil oluyor, devamlı dönüyor işte. Cafer-i Gango Baba işte Hakk'a yürüdü cismiyle ama işte zaten kendisi de diyor, onun cisminde kafesin diyor ama işte bugün Cafer-i Gango Baba burada yani. İşte yaşıyor, devam ediyor. Yarın başka birine devredecek. Yani işte burada küçük çocuklar oynuyor, onlar söyleyecek Cafer-i Gango'yu. Sizden bir şeyler söyleyecek, öyle değil. Eser bırakmak lazım. Ve de işte gönül kırmamak, paylaşmayı bilmemiz lazım. Onu söyleyeceğim. Gerçek iman edin, iman dalmasın. Aranızda senden sözü olmasın. Şeytan duyup sizi esir almasın. Girin dostlarına sultan. Şeytan duyur sizi, sizi esir almasın. Girin başkanına, sultan. Düşman pusu kurar yollarınızı. Dost ismin kesmenin dillerini.
Söylensin adımız Merdan olmuşuz diyor. Yani o silah işte bunlar santır beğendi. Onun gibi zaten işte karışım kendisi bundan olmuşuz diyor. Yani zaten bu güzelliğe karışıp böyle savaşan insanlara bakın. Tek türkü söylemeyen insanlar, türkü dinlemeyen insanlar olduğunu görürsünüz zaten. Böyle yani silahı da açıklamış olalım.